Gelmiş ge, gelmiş ge, kargolarım gelmiş ge. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Aydınlık bir günden, güp güneşli, mükemmel bir günden herkese merhaba. Arkadaşlar bugün uzun bir süre sonra ilk defa böyle bir güneş açtı. Bir bahar havası var, biliyorsunuz artık Nisan ayına girdik. Ben de dedim ki böyle güzel bir güneş varken, hazır güneş gitmeden bugün gelen kargolarımı şöyle bir toplayayım. Arkadaşlarımla birlikte kargolarımı açalım dedim. Bugün yapay ışık kullanmadan tamamen güneşin ışığıyla birlikte olacağız. Evet, gördüğünüz gibi önümde iki tane böyle kocaman kargolarım var. 3-4 gün önce falan Toyshop ve Armağan Oyuncak'tan çok güzel şeyler sipariş ettim. Hepimizin bayılacağı şeyler. Biliyorsunuz arkadaşlarım şu aralar popüler olan Pupsi Slime'ın yeni bir oyuncağı çıkmış. Şimdi söylemeyeceğim. Hep birlikte açıp göreceğiz. Onun için de çok heyecanlıyım. Ayrıca LOL bebeklerden de bir şeyler sipariş ettim. Onları da çok beğeneceğinize eminim. Şimdi sizinle birlikte kargolarımı açacağız. Ve içinden çıkan oyuncakları hep birlikte göreceğiz. Aldığım oyuncakları tabii ki teker teker ayrı ayrı videolar çekeceğim. Onları da mutlaka izlemeyi unutmayın, şimdiden söyleyeyim. Evet, ilk önce hangisinden başlasak? Bu bizim Toyshop'umuz, bu da Armağan Oyuncak. Ama şöyle bir şey fark ettim ki sanki bu benim beklediğim gibi bir kargo değil. Çünkü burada Mattel yazıyor ve Barbie'li kendi bir şeyler yazıyor. Arkadaşlarım ben Barbie kendi bir şeyler yani sipariş etmedim. O yüzden hep birlikte göreceğiz. Umarım yanlış bir şey gelmemiştir, çok üzülürüm. Çünkü çok bekliyordum. Yani böyle saniye sayıyordum bu kutunun gelmesi için. O yüzden artık konuşmadan direkt açmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. İlk önce bunu açalım. En büyüğünü sona saklayalım. O zaman hemen makas alıp geliyorum. Evet arkadaşlarım, makasımla geldim. Hadi bakalım açalım şunu. Bakın gördüğünüz gibi şöyle de göstereyim. Bayağı büyük bir kutu ve sesleri duyuyor musunuz? İçinde bayağı bir şey var. Hemen açıp inceleyelim. Bakalım neler almışım. Ben de tam hatırlamıyorum. Bir sürü bir şey almıştım. Ve arkadaşlarım şunu da söylemeliyim ki bu iki kutuya tam tamına toplam 2000 lira tarzı bir şey ödedim. Gerçekten ciğerlerim yandı. Bu kadar çok ödeyerek, ama hepsi tabii ki de kanalımız için, hep birlikte açıp hep birlikte oynayalım diye. O yüzden buna değer. Evet, kargomu açmaya devam edebilirim. Şöyle şuradan açacağım. Makas kullanırken dikkatli olalım. Evet, açıyorum. Ya da açamıyorum. Bayağı iyi paketlenmiş bu kutularda. Oh. Daha nereden açmalıyım? Sanırım buradan. Şöyle bayağı bir paketlenmiş bu kutu. Açılmasın, içindekiler kırılmasın diye. Evet, şöyle şuradan da bir keselim. Şurayı kesebilir miyim? Heh. Evet evet. Heh. Başından beri buradan kesem olurmuş. Woo! Evet, açıyorum. Arkadaşlarım hazır mısınız? Bakalım bakalım. Ben şimdiden gördüm. Sizler görüyor musunuz? Arkadaşlarım şunları o kadar çok bekliyordum ki. Bunlar LOL Surprise Boys. Kanalımda neredeyse kızlarla eşit sayıda birçok da erkek takipçim var. Erkek takipçilerim için de böyle iki tane LOL Surprise Boys aldım. Onlar da böyle LOL bebekleri çok merak ediyorlar. Ben de onlara da uyum sağlamak amacıyla bu LOL Surprise'in Boys erkek versiyonundan aldım. Çok güzeller. İki tane aldım bilerek, çünkü ablamla ya da erkek kardeşimle açmayı planlıyorum. Birlikte böyle challenge yaparız, hangimizinki daha tatlı diye. Bakar mısınız? Çok güzel görünüyorlar. Böyle mavi mavi. LOL Surprise biliyorsunuz genel sarı pembe falan oluyor. Bunlar mavi mavi. Ben çok beğendim. Evet, iki tane LOL Surprise Boys. Oo, çok güzeller bayağı. Düşürmeyelim. Evet, onları şuraya bir koyayım. Onlar bizi izlesinler. Burada duruyorlar. LOL Surprise Boys'larımız. Evet, sonra arkadaşlarım. Bakın bakın burada daha neler var. Şimdi size asıl göstermek istediğim şeyi alıyorum ve şuraya da bakın. Pupsi Slime Surprise'ın bebekleri çıkmış. Evet, bebekli versiyonu. Yine slime yapıyoruz ama bu sefer içinden böyle çok tatlı. Gördüğünüz resimdekilere benzer bebekler de çıkıyor. Çok güzel arkadaşlarım. Bunu görür görmez hemen satın aldım. Ay şu an o kadar mutlu oldum ki işte bunu bekliyordum. Bayağı da büyükmüş. Ben daha böyle küçük bir şey beklerdim. Bayağı böyle dikdörtgen şeklinde, simli pembe. Pupsi Slime Surprise'ın bebekleri. Evet, çok heyecanlıyım. Bakalım hangisi bize çıkacak. O da burada dursun. Sonrasında LOL bebek severleri bir göreyim. LOL bebekli videolar istiyoruz Elif diyenleri duydum arkadaşlarım. Uzun süredir duyuyorum. O yüzden dedim ki artık şöyle arkadaşlarımla güzelce bir LOL bebekli videolar çekelim. Şimdi size çok güzel şeyler göstereceğim. Hazır mısınız? Arkadaşlarım ilk önce küçüğünden başlayayım. Burada bir ne var? Woo! Evet. LOL Surprise. Bu hangi surprise? Ha. Bir dakika arkadaşlarım, şu an hatırlayamadım bunu. Bir sürü almıştım, bir sürü unuttum. LOL bebek ve mobilya oyun seti. Yay! Evet.
Gördüğünüz LOL bebek bir popstar. Gördüğünüz gibi içinden bir popstarın kulisinde olan işte makyaj masasıdır, makyaj aynasıdır, makyaj koltuğudur, işte makyaj malzemesidir, hazırlanma ürünleridir, mikrofondur falan, böyle şeyler var içinde. Ve sizinle birlikte bunları kurup bir popstarın sahneye kuliste hazırlanmasını sağlayacağız. Çok güzel bir oyuncak. Çok beğendim. Bakar mısınız kutusuna? İnanılmaz güzel görünüyor. LOL Surprise'ın böyle güzel oyuncakları çıkmış. Görür görmez hemen satın aldım. Bakar mısınız arkadaşlarım şunun güzelliğine? Hemen açmak için inanılmaz sabırsızlanıyorum. Şimdi hazır mıyız? Diva ve Bumblebee mi? Canım arkadaşlarım, Bumblebee değildi. Bee'li bir şey. Ha, Queen Bee. Evet. İlk önce Diva'yı göstereyim size. Diva'mız burada. Arkadaşlarım, Diva'yı daha önce böyle görmüş müydünüz? Görmediğinize eminim. İlk defa benim kanalımda göreceksiniz. LOL Surprise'ın mini fashion dolu olan Diva. Hepimiz Diva'yı biliyoruz. LOL Surprise'ler ilk çıktığında zaten favori karakterimizdi. Ve bu sefer Diva'yı tam da Diva şeklinde göreceğiz arkadaşlarım. Bu paketin içine bakın. Çok da güzel bir fermuarı varmış. Sanırım bu fermuarı açacağız, böyle cırtlayacağız. Ve sonra içinden Diva'nın daha önce görmediğimiz bir hali çıkacak. Bakın arkadaşlarım, uzun saçlı, gerçek saçlı bir Diva. Üstelik tam da böyle kostümlü. Diva'nın olduğu kısmen soru işareti koymuşlar ama biz biliyoruz. Bu bizim güzel Diva'mız. 15 tane sürprizimiz var. Real hair, real fashions ve real tall shoes yazıyor. Gerçek saçlar. Evet, bunun için aldım. Gerçek moda. Tabii ki Diva'mıza söz yok. Ve gerçek uzun büyük ayakkabılar. Bakar mısınız şuna? Çok güzel yapmışlar. Açar açmaz incelemek için sabırsızlanıyorum. Diva da şöyle şurada bizi izlesin arkadaşlarım. Şimdi son olarak Armağan Oyuncak'tan aldığım son oyuncağa bir bakalım. Queen Bee. Evet, bakın arkadaşlarım, burada da gördüğünüz gibi Diva, MC Swag, Queen Bee ve Neon QT var. Biz Diva'yı aldık ve bir tane de Queen Bee alayım dedim. Aslına bakarsanız arkadaşlarım, annemle alışveriş yapmıştım. Anneme dedim bir tane Diva alsak yeter diye düşündüm. Ama annem dedi ki hayır, Oyun Tanrıçası TV'de bir tane de Queen Bee olmalı dedi. O yüzden bir tane de Queen Bee aldım. Bu seri 1'den. Divamız da seri 1'den. Bakar mısınız arkadaşlarım? Daha önce Queen Bee'nin bu halini görmediniz. Queen Bee de bizim LOL bebeklerinin çıktığı ilk zamanlardan favori karakterimiz. Şunun güzelliğine bakın. Queen Bee'yi burada Beyoncé'ye benzettim. Bakar mısınız arkadaşlarım? Saçlarıdır, işte tarzıdır falan çok benziyor. Hatta dedim ki belki Queen Bee karakteri Beyoncé'den bile esinlenmiş olunabilir. Benim çok hoşuma gitti ve internette de çok güzel görünüyordu. Hemen kaptım. Yine gördüğünüz gibi real hair, real fashions ve real tall shoes. Gerçek saçlı bir Queen Bee'miz olacak. Kabarık mükemmel saçları olan. Yine burada bir tane fermuarımız var. Burayı da cırtlayacağız ve Queen Bee bizimle birlikte olacak. Paketini de çok beğendim. Baksanıza, böyle değişik duşuk şekillerle, desenlerle yapmışlar. Çok güzel görünüyor. Eğer beğenirseniz sonrasında MC Swag ve Neon Cutie de bize katılabilir. Armağan Oyuncak'tan aldığım ürünler bu şekildeydi. Şimdi artık bu kutuyu şöyle bir kenara alalım. Oh, kurtuldum arkadaşlarım bu dev kutudan. Belki ilerleyen günlerde bu kutudan birkaç kendin yap videosu da çekebilirim. Şimdi buraya bir dönelim. Şunları şöyle bir dizeyim arkadaşlarım. Toyshop kutusunun üstünden çıkartayım. Şöyle, bunlar benim Armağan Oyuncak'tan aldıklarım. Nereye gidiyorsun? İlk önce sen mi açmak istiyorsun? Peki, ilk önce seni açarız. Bakın, yüzüklerim bile düşüyor arkadaşlarım heyecandan. Evet, sonra burada Diva'mız ve şimdi sırada Toy Shop'umuz var. Toy Shop için ayrı bir heyecanlıyım çünkü Toy Shop'tan da mükemmel güzel şeyler aldım. Söylemek istemiyorum. Hemen açıp bakalım. Çok heyecanlıyım. Bu sefer kutumuz Armağan Oyuncağı göre 2x daha büyük. Double daha büyük. Bakar mısınız şuna arkadaşlarım? Ben bu kadar büyük şeyler mi sipariş ettim diye düşünmüştüm ama bilmiyorum artık. Açıp bakalım hemen. Gördüğünüz gibi bayağı böyle ağır ve büyük bir kargo kolisi. O zaman hemen makasım geliyor ve Toy Shop'tan aldığım oyuncakları açmaya ve incelemeye başlıyoruz. Uzun süredir Türkiye'ye gelmesini beklediğim bir oyuncak var. Hepinizin bayılacağını düşündüğüm. Hadi o zaman artık açıyorum. Wow! Evet! Gelmişler. Allah'ım çok mutluyum. Çok mutluyum. Hemen dans edelim. Neyse arkadaşlar, hepinize göstermek istiyorum bir an önce. Ay, buralar da açılmıyormuş. Tamamdır. Şurayı da bir keseyim. Evet. Görmeye hazırız. Hadi bakalım. Arkadaşlarım şuraya bir bakın hele. Arkadaşlarım, internette
Bunlar bayağı küçük görünüyorlardı. Çok büyüklermiş. Bu kadar büyük beklemiyordum. Özellikle şuna bakın. Bu Pupsi Slime'ın Sparkly Creatures serisinden. Arkadaşlarım o kadar güzel görünüyor ki şunun kutusunun bu ambalajına bir bakar mısınız? Çok güzel parıl parıl parlıyor bakın. Şunlar adeta bir diskoyu hatırlattı bana, andırdı. Dıp dısıp 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 dıs, evet. Ve ayrıca fark ettim de kutusu tam bir Sprite kutusu gibi arkadaşlarım. Hani böyle orta boy Sprite'ler var ya, metal kutularda olan direkt içmelik. Onlara çok benzettim. Bakar mısınız? O zaman şimdiden yapacağım slime'a Sprite Slime ismini verdim. Ay gerçekten çok güzel görünüyor. Ben bayağı küçük gelir, şu kadar falan gelir diye düşünmüştüm de bayağı büyükmüş arkadaşlarım. Aa, o da ne? Yoksa içinden bir tane de çok tatlı bir sürpriz çıkıyormuş. Wow, böyle bir şey bilmiyordum. Gerçekten bunu alırken sadece slime seti olarak almıştım. Yine Pupsi Slime'lerde yaptığımız slime'ler için. İnanamadım arkadaşlarım. İçinden sanırım bir ne çıkıyormuş? Bebek. Arkadaşlarım bir şeyler yazıyor ama. Sanırım bir tane de böyle oyuncak sürpriz çıkıyormuş. Gerçekten çok beğendim. Bu nereden açılıyormuş acaba? Ha, burada bir cırtı varmış. Arkadaşlarım şuraya bakın. Şimdi şöyle burasını açsam. Ah, açtım. Şöyle oluyor muymuş bakayım. Oluyor gibi. Aa, yok, burası yapışıkmış ama böyle biraz açık olsaydı Sprite içecekmişim gibi burayı açardım böyle. Evet, devam ediyoruz ve şimdi arkadaşlarım size 80'lerden 90'lardan nostaljik bir oyuncakla geldim. Şuraya bir bakın. Low Surprise Remix Hair Flip. Evet arkadaşlarım, 80'lerin 90'ların starlarından ilham alınmış bir LOL bebek seti. Buradan çıkacak oyuncaklarımız tamamen gerçek saçlı. Birbirinden farklı, birbirinden güzel LOL bebekler. İçinden 15 tane sürpriz çıkacağı yazıyor. Ve bakın arkadaşlarım, birbirinden güzel uzun saçlı, kabarık saçlı, kısa saçlı, rockçı, popçu, rapçi, her türlü 90'ların 80'lerin tarzında bebekler çıkıyor. Ben gerçekten bunu görür görmez, bakar mısınız arkadaşlarım şunun güzelliğine, saçının şekline bakın. Çok da nostaljik bir oyuncak. Çok beğendim. Görür görmez hemen aldım. Ve kutusu da tam bir DJ seti şeklinde arkadaşlarım. Burada bakın, zaten burada da göster. Bu DJ'lerin hani böyle oynattığı bir plak mıdır nedir, öyle bir şey var ya arkadaşlarım. Bilmiyorum, kusura bakmayın, DJ değilim. Ama bence bu güzel LOL Surprise setiyle DJ bile olabilirim. Evet, böyle çok güzel bir oyuncak aldım. Bu da inanılmaz hoşuma gitti. Sizler de benim gibi böyle 80'ler 90'lar tarzını seviyorsunuz. Ve arkadaşlarım, LOL Surprise Remix Hair Flip'in şöyle bir özelliği de varmış. Dediğim gibi ben bu kutuyu bir DJ setine benzetmiştim. Ve gerçekten de o şekildeymiş. Bu seriye özel bir şarkı yazılmış LOL Surprise tarafından. Ve bu DJ setinde çalıyormuş. Sadece içine pil koymamız gerekiyormuş. Sonrasında LOL Surprise'ın Remix Hair Flip serisi için çıkardığı şarkı çalıyormuş arkadaşlarım. Bu özelliğini çok merak ediyorum. Bakın burada zaten bir sürü böyle müzikle, DJ'likle, işte plaklardır, ses ayarlarıdır vesaire, bir sürü imgeci var. Muhtemelen burada böyle büyük bir plak olacak. Artık hangi LOL bebeğe aitse plakımız. Arkasından şuradan bir yerden de pilimizi taktıktan sonra LOL Surprise Remix Hair Flip şarkısı çalıyormuş. Yaşasın! En kısa sürede dinlemek için sabırsızlanıyorum. Bu da burada bizi beklesin. Bayağı bir şey almışım arkadaşlarım. O kadar çok gelmemişti gözüme ama. Şimdi hazır mısınız? Toy Shop'ta tam tamına bir tane kalmıştı. Bir tanesini de ben aldım. Evet, Oyun Tanrıçası TV için. Neredeyse sanki bizim için bırakılmış gibi arkadaşlarım. Şuna bakın. McDonald's paketi şeklinde bir Pupsi Slime Surprise. Bunu görür görmez o kadar hoşuma gitti ki. Böyle McDonald's'tan bir şey aldığımızda, hamburger olsun, patates olsun, menü olsun, böyle paketleyip gönderdikleri için ya da oradan alırken bu şekilde verildiği için ben tam tamına bir McDonald's paketine benzettim. Ve bu slime'a da şimdiden ismini veriyorum. McDonald's slime olacak. Evet, inşallah kırmızı bir şey olur da tam da konseptine uyumlu olur. Şuna bakın arkadaşlarım. Yine Pupsi slime setlerinden slime yapmamız için. Zaten bakın burada da tam tamına bir McDonald's logosunu görüyoruz. Pupsi versiyon. Pupsilis olabilir. Nereden açıyormuşuz oyuncağımızı? Oh, sanırım buradan açacağız ve içinde tam tamına 10 tane birbirinden farklı sürpriz varmış. Çok yakında bu paketi açıp sizinle birlikte slime yapacağız. O videoyu da şimdiden bekleyin arkadaşlarım. Bu şekilde Pupsi Slime McDonald's Surprise aldık. Evet, onu da buraya koyuyorum. Oo, gittikçe çoğalıyor burası. Son olarak işte bunun için bekliyordum arkadaşlarım. Hepimizin bildiği bir rapçi var tabii ki. Benim favori rapçilerimden. Sizlerin de favori rapçisi olduğunu düşünüyorum. Cardi B. Evet, Cardi B'nin bebeğinden aldım. Cardi B kızı Culture'ın doğum gününde bu bebeğin outfitinden yapmıştı. Ve ona da çok yakışmıştı. O yüzden ben bu bebeğe Cardi B bebeği adını verdim. Bakar mısınız arkadaşlarım? Tarzı, stili çok güzel. Tam Cardi B gibi. Zaten kızının doğum gününde tam tamına bu bebek gibi giyinmişti. O yüzden bu bebeğin adı Uptown Girl değil,
Cardi B Girl. Evet. Arkasında da işte içindeki bazı şeyler yazıyor. Ve ayrıyetten bakar mısınız? Downtown BB ve 24K DJ adlı iki tane farklı bebek varmış. Ben şu Downtown BB'yi Aşinko'ya benzettim. Aşinko da bizim sevdiğimiz popüler olan şarkılara sahip. Onun tarzı da çok güzel. Belki beğenirseniz onu da yakında açabiliriz. Evet, Cardi B ile geldim. Wow arkadaşlarım, bu ne kadar büyük bir kutuymuş ya. Bunda ben biraz daha böyle bir şöyle şu kadar falan gelir diye düşünmüştüm ama herhalde içindeki bebek bayağı büyük. Burayı da böyle bir gizli yapmış. Tam göremeyelim diye. Ama bence hepimiz içinde kim olduğunu artık biliyoruz. Buradan açılıyormuş. Açalım mı arkadaşlarım? Yok yok, açmayalım. Şimdi değil ama en yakın zamanda açacağım. İçinde 20 tane sürprizimiz varmış. Wow! Bu bebeğin giydiği kıyafetleri, ek olarak yanına gelen kıyafetleri falan internetten gördüm. Tam bir Chanel tarzı. Bu şekilde çok ama çok güzel bir bebek. Gerçekten tarzına bayıldım arkadaşlarım. Böyle güzel tarzlı bir bebek daha önce hiç görmemiştim. Özellikle LOL bebeklerin her zaman böyle tarzları birbirinden farklı oluyor ya. Çok beğeniyorum gerçekten. Bu güzel Cardi B bebeği olarak adlandırdığımız LOL bebeğimiz de LOL Surprise OMG Outrageous Millennial Girls serisinden böyle çok güzel bir bebeğimiz. Şöyle kutusunda son kez bir göstereyim sizlere. Buradan bize hey sis diyor. Evet, bir an önce açılmak ve oynanmak için de o da çok sabırsızlanıyor bence. Özellikle size görünmek için arkasında da özellikleridir vesaire yazıyor. Çok güzel bir şekilde. Burada 20 tane sürprizimiz varmış arkadaşlarım. Bu kutunun içinden 20 tane sürprizimiz çıkacak. Bakalım nasıl sürprizler. En yakın zamanda açıp incelemek için sabırsızlanıyorum. Evet, Toyshop'tan aldığım son ürün de bu şekilde. Artık bu kutuyu da şöyle kenara alabilirim. Oo, bayağı büyük bir kutu arkadaşlarım. Şöyle Cardi B bebeğimiz de burada dursun. Toyshop ve Armağan Oyuncak'tan yaptığım alışveriş bu şekildeydi arkadaşlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Sizce ilk önce hangisini açayım? Lütfen yorumlara yazın. Ben ilk önce şu LOL Surprise Boys'ları açmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Bakalım nasıllarmış. İnternete gördüğüm kadarıyla bayağı farklılar. Birbirinden farklı tarzları var. Ve çok da tatlı görünüyorlar. Çok heyecanlıyım onlar için. Sonrasında şu Queen B ve Diva'yı açmak için sabırsızlanıyorum. Onu da annemle planlıyorum. Annem benimle açmak isterse böyle bir challenge yapabiliriz yine, hangisi daha güzel diye. Muhtemelen eğer yaparsak annem Queen Bee'yi, ben de Diva'yı açacağım. Evet. Ve bugünkü videomun da sonuna geldim arkadaşlarım. Videomu izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz tabii ki beğen tuşuna basmayı. Ben. Like'ları kıralım arkadaşlarım. Bolca like bekliyorum sizlerden. Bolca. Evet, like tuşlarını kıralım. Bu videoya bolca beğeni bekliyorum arkadaşlarım. Ve tabii ki YouTube kanalıma abone olmayı da unutmayın. Artık 380 bin kadar olduk. Gerçekten çok mutluyum bunun için. Hepinize çok teşekkür ederim. Ailemiz gitgide büyüyor. Her geçen gün çok daha büyük, çok daha iyi bir aile oluyoruz. Sevginizi ve enerjinizi her zaman hissediyorum. Sizi çok seviyorum. Şöyle kalbimi gönderiyorum arkadaşlarım. Herkese kucak dolusu, kocaman kocaman sevgilerimle kalbimi her türlü şekilde göndereyim sizlere. Evet, sizi çok seviyorum. Sizi her şeyden çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hep gülümsemeyi ve mutlu olmayı unutmayın. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.